Herkese merhabalar. Yeni sezonun ilk Tonguç Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Sizler bizi çok özlediniz. Bizler sizi çok özledik. O zaman vakit kaybetmeden haber başlıklarına bakalım. Öğrencilere yeni teneffüs zili. Türkiye çapında yaşanan okula dönüş çılgınlığı. Okulda cep telefonu kullanımı serbest mi oluyor? Hurdalardan dev sanat eseri. Kütüphanesini sokağa taşıyan buket. Dünya genelinde en çok satan oyunlar ve haftanın konuğu Melis Fiz birazdan Tonguç Haber'de. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni okul zili kullanılmaya başlandı. Müziğin İlkara İbrahimgil'e ait. Önce haberi izleyelim, sonrasında yeni zille ilgili ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Aç kapıyı, bekle bizi, hep beraber gelen biziz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm okullarda ortak teneffüs zili olarak kullanılacak zil sesini bir video ile kamuoyuna tanıttı. İlkara İbrahimgil tarafından bestelenen yeni zil sesinin Türkiye'deki tüm okullar tarafından kullanılması bekleniyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size kırtasiye alışverişimi göstereceğim diye başlayan kaç video izlemişizdir? Evet, son bir ayda okula dönüş çılgınlığı var. Okul alışverişindeki en büyük yoğunluk da kırtasiyelerde yaşanmaya devam ediyor. 3 aylık yaz tatili ardından yeni sezonun okul ihtiyaçlarını karşılamak için öğrenciler ve velileri kırtasiyelere akın ediyor. Uzmanlar yapılan okul alışverişinde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerken, kanserojen madde içeren ucuz kırtasiye malzemelerinden uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Velilerden de niyetimiz kırtasiyelerden alışverişlerini yapsınlar, kırtasiye ürünlerini alsınlar kendince. Olabildiğince lisans ve CS şeye dikkat etsinler. Çin ürünlerini almasın. Arkadaşlar, geçtiğimiz sezon Tonguç Haber'de en çok kimi görmek istersiniz dediğimizde Melis Fiz cevabını almıştık. Fakat o dönem YKS'ye girdiği için aramıza gelememişti. Fakat bize söz verdi ve sözünü tuttu. Bu hafta yanımızda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsun? Çok iyi gidiyor. Şu anda tatil modumdayım. Daha okulum başlamadı. Onun dışında müzik çalışmalarım devam ediyor. Instagram, sosyal medya devam ediyor. Böyle. YKS sonrası hangi üniversiteye, hangi üniversite demeyelim de hangi bölüme yerleştin? Şu anda müzik bölümüne girdim. Müzik şan bölümü. Sonunda şan eğitimi alacağım için mutluyum. Süper, hayırlı olsun diyelim sana. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımızdan çok fazla soru geldi. Onlardan birkaç tane okumak istiyorum şimdi. Başlayalım. Sana. Pınar Ayaz demiş ki, okulda notların nasıldı? Öğrencilere tavsiye verir misin? Okulda notlarım iyiydi, gayet iyiydi. öğrencilere de tavsiye olarak, nereye bakayım? Tamam. Öğrencilere tavsiye olarak kesinlikle çalışmayı bırakmayın, sürekli çalışın. Anlamadığınız bir konu olunca da pes edip bırakmaktansa Tonguç Akademi'yi işte açıp oradan ders çalışabilirsiniz. Sen izliyor muydun? Şimdi evet. Bak, gerçekçi gerçekten olalım. Gerçekten izliyordun, evet, değil mi? İzliyordum ve çok eğleniyordum çünkü hem çok pratik hem çok 5 dakikalık kısa videolarda çok şey anlatıyordunuz çok ve şey eğlenceli oluyordu. Güzel. Bir soru daha geliyor. Team Erkenci Kuş, sesin için bir eğitim aldın mı demiş. Sesim için bir eğitim almadım aslında. Herkese bunu söyleyince biraz şaşırıyorlar ama almadım. Sadece ses egzersizleri yapıyordum. Onun için almadım ama üniversitede alacağım şimdi bakalım sonunda. Sıradaki soru Play Team'den gelmiş. İleride hangi mesleği yapmayı düşünüyor ve kaçıncı sınıfta demiş. Kaçıncı sınıfta olduğunu söylemiş olduk biraz önce aslında. Evet, üniversiteye başladım şu anda. İleride şarkıcı olmak istiyorum. Ben aslında ileride de demeyeyim. Hemen bu sene artık başlayacağım. Artık şarkıcı aslında. Oluyorum. Şarkıcı oluyorum, evet. Süper. Bu. Melek Kaplan, sanata olan ilgin derslerini etkiliyor muydu? Sanata olan ilgim aslında etkilemesine izin vermiyordum çok böyle fazla. Böyle tam matematik çalışırken boş ver ya deyip eline gitarı alıyor muydun? Aslında yani bazen şimdi yapmıyordum desem yalan olur. Daha çok şöyle oluyordu. Sosyal medya benim işim gibi artık son yıllarda. Ve tam ders hazırlandığım süreçte birazcık yoğun ilgimi dağıtıyordu açıkçası. Ama asla engellemesine izin vermedim yani birbirlerine. Bir de arkadaşlarımıza şunu sormuştuk. Melis Fiz'den en fazla dinlemeyi istediğiniz şarkı hangisi diye. Her yerde sen dediler. Onu şimdi böyle burada ufak bir söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebilirim. Bir bukle mi derler? Bir bukle söyleyebilirim. Bukle söyleyelim mi? Kuple. Kuple, bir pardon. Bir kuple söyleyelim. Kuple değil, kuple, evet. Tamam. Hadi o zaman gitarınla seni tamam. Alalım. Yalnızlıksa konuyu bilen benim, sorgusuzca yine seven benim, zamansızca karşımda hayalim, rica etsem lütfen git der misin, durmak yoktu aşksa, inanmışım yalancıya, kalbim senle durdu, hepsi boşlukmuş oysa.
işimde, gücümde, sağımda, solumda, ah her yerde sen. Evimde, odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Ağzına sağlık. Bir de Senorita çok istiyorlardı. Böyle ufak bir onu söylersek. Belki tabii. Gitar çok önemli değil ama senin sesinden bir dinlesek süper olur. Tamam. I love it when you call me Senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you know I love it when you call me Senorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Vay be. Şan eğitimi almış. Yani almışsın yani. Bırak ya, bırak. Gerçekten yalan almadım. Yani. Sadece şöyle egzersiz yapıyorduk. Yo ya, dum dum, öyle şeyler yapıyorduk. Süpersin, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Son olarak bir de şeyi sorayım. Sen nasıl başladın müziğe? Nasıl keşfedildin? Ben aslında müziğin içinde doğdum desem yalan olmaz kesinlikle. Çünkü annem piyano öğretmeniydi. Babam da müzikle çok ilgilenir. Bu yüzden doğduğum evde hep müzik vardı. Müzikle büyüdüm diyebilirim. Ama profesyonel olarak çalmaya 8-9 yaşında piyano çalmaya başladım. 13 yaşım gibi de gitara başladım. Ama kesinlikle beni müzik konusunda çok büyük motive eden şey de sosyal medya oldu. Çünkü orada insanların beni dinlemekten zevk aldığını gördükçe daha çok istedim çalmak, söylemek. İnsanlara olan o hayalim daha da arttı. O yüzden sosyal medya bayağı geliştirdi diyebilirim beni. Şu an senin gibi böyle sesi güzel, yetenekli arkadaşlar var. Onlara ne önerirsin? Kesinlikle dersler gibi müzik de çalışma istiyor, azim istiyor. Yani çünkü enstrüman çalmak bence gerçekten zaman isteyen bir kesinlikle şey ve sabır. Kesinlikle ben beceremedim mesela, olmuyor. Buyurun. Yok teşekkür ederim, yani yapamıyorum gerçekten. Kesinlikle sabır istiyor, çalışma istiyor. Onun dışında hep motiveniz yüksek tutun, sizi mutlu eden şeyleri yapın. Bu. Çok teşekkür ederiz sana geldiğin için ama muhakkak bir kere daha konuk edeceğiz seni. Oo tamam. Tamam. Tamam teşekkürler. Sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Öğretmenlerimiz okulda cep telefonu kullanımıyla ilgili birazcık dertliler ki haklılar da çünkü dikkatimizi dağıtıyor. Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme var, bakalım o neymiş. Yeni eğitim döneminde okula cep telefonu getirilmesiyle ilgili düzenleme yapıldı. Buna göre öğrencilerin derslere odaklanmasını, başarısını ve sosyalleşmesini olumsuz etkilemesinden ötürü bilişim araçlarının okulda kullanılmasına izin verilmeyecek. Öğrenciler sadece bir ders aracı olarak gerektiğinde öğretmen izniyle akıllı telefon kullanabilecek. Hurda nedir? Hurda onarılamayacak kadar kötü durumda olan işe yaramaz nesnelere deniyor. Siz öyle zannedin. Bakın Dilara hurdalarla neler yapıyor. Hatay'da babasından öğrendiği hurda ve mozaik sanatını yaşatan lise öğrencisi 50 kilogramlık dev kaplumbağa heykeli yaptı. Yaptığım bu kaplumbağada dişli, balata ve vida gibi geri dönüşüm malzemeleri kullandım. Kaplumbağanın uzunluğu 140 santim, 50 santim yüksekliğinde ve 80 santim eninde. Lise öğrencisi Dilara Altınorak geri dönüşümü destekleyen çalışmasıyla çevresine ve arkadaşlarına örnek oluyor. Yıllar önce Türkçe öğretmenim bana şöyle bir şey demişti. Kitap satılmaz, kitap paylaşılır. Lise öğrencisi Buket de bizimle aynı fikirde. Bolu'da 11. sınıf öğrencisi Buket Varilci evinin önüne kurduğu kütüphane ile kitaplarını paylaşıyor. Burada özgürce ve izinsiz bir şekilde kitapları alabiliyorsunuz. Ama sizden sadece bir ricamız var. Bu kütüphanelerdeki kitapları aldıktan sonra yerlerine sizin de evde kullandığınız ve diğer insanlarla paylaşmayı önerdiğiniz kitapları koymanızı istiyoruz. Bolu Belediyesi tarafından da beğenilen proje önümüzdeki dönemde Bolu'nun farklı sokaklarında yer almaya hazırlanıyor. Çok sıcak. İnanılmaz sıcak gerçekten bugün ya. Acayip sıcak. Evet devam edelim haydi. Yazın en çok hangi oyunları oynadınız? Şimdi dünya genelinde en çok satan oyunları göreceğiz.
Geçtiğimiz ay en çok satan konsol oyunları arasında 5. sırada EA Sports oyunu Madden NFL 20, 4. sırada Super Mario Maker 2, 3. sırada Crash Team Racing Nitro Fueled, 2. sırada popülaritesini sene başından beri kaybetmeyen FIFA 2019 ve 1. sırada başarılı çizgileriyle dikkat çeken Fire Emblem Three Houses oyunu bulunuyor. Tonguç Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Bir dahaki bültene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bitti değil mi? Bitti, tamam hadi. Kolay gelsin arkadaşlar.